Peki. Bundan sonra ne olacak? Evet. Siz şimdi 12 kişiyi imza attınız. Nasıl devam edeceksiniz? Karşı taraf suskunlukta bir şekilde destekleniyor. Hatta Sayın Gürsel Tekin, inşallah bu sizler için, bu arkadaşlarımızın bu imzadaki davranışların altında art niyet yoktur diyor. Bu art niyeti de soracağım. Ve siz, yani şu anki tablo bir art bu. Niyet var mı? Ben önce onu böylesiniz demiyorum. Siz şu an CHP tarafından bir anlamda disiplin kuruluna sevk edilecekler diye dışlanmış görünüyorsunuz. Bir bölünme bir havası şey var. Hayır, öyle nereden bir şey yok. Siz öyle görmek istediğiniz için fotoğrafa öyle bakıyorsunuz. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir kesinlikle şey yok. De öyle bir şey, sizin tanımladığınız tarzda parti bir şey yok. Ben dün Bursaklar'da gidip partililerle toplantı yaptım. Partililerle konuşma yaptım. Bir başka arkadaşım bir başka yerde. Hiç bizim partililerden size karşı partililer, destek hayır hayır efendim. Size karşı geliyor, destek gelmiyor. Ya bize karşı desteği bakın. Beni de arıyorlar. Ben herkese söylediğim şey aynı şey. Bu olayı hiç kimse parti içi bir kalkışma olarak değerlendirmesin. Hiç kimse öküz altında buzağı aramasın. Bu az evvel söylediğim tarzda Türkiye'nin gündemini saptıracak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil başka kaynaklara hizmet edecek tarzda kullanılacak bir konuyu zamansız bir biçimde gündeme getirdiği için merkez yönetiminden bir açıklama beklendi. Olmayınca böyle bir açıklama gerçekleşti. Bu olayın Türkiye'nin gündemini tıkamasına izin vermememiz gerekiyor. Asıl olan budur. Yani Sayın Baykal'ın da milletin önüne kurt yumağı atıldı. CHP'nin önüne özellikle atıldı. İşte konuşuyoruz 10 günden bu yana bu. Bizim de tam korktuğumuz buydu. Bakınız